meşhur pirinç. Pirinç yerine de kullanırım. Yani geçmişteki alışkanlıklar. Bulgur tamam da. Pirinç yerine de pirinç olarak da mesela dolmaların içine falan. Bulgur gibi yani. Bulgur yerine, yani pirinçli dolma yerine bunu kullanabiliyorlar. Geçen yıl ekimini yapmış olduğumuz gacer buğdayının bugün hasadı için sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz Koca Sinan bölgesinde Kayseri'deki yapılan tarımın gerek ziraat gerek hayvancılık noktasında yaklaşık olarak %20'sinin yapıldığını her defasında söylüyoruz. Merkezde bir ilçe olmamızla birlikte köylerimizin yoğun olması ve bu köylerimizde de hayvancılık, ziraat noktasında çiftçilerimizin çalışıyor olması bizim de bu noktada Kayseri'miz için, Türkiye'miz için tarımsal üretime önem vermemizi, tarımsal üretimin artırılması için desteklememiz gerektiğini bizim açımızdan bir çıkış noktası. Her defasında diyoruz ki üretim, üretim, üretim. Evet, sanayi üretimi son derece değerli, kıymetli ama bir o kadar önemlisi, kıymetlisi de tarımsal üretim. Ve bu noktada da bizim ata tohumumuz olarak bildiğimiz gacer buğdayının da geçtiğimiz yıl ekimi için yola çıktık ve şimdi de bugün burada hasatını başlıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu hasat etmiş olduğumuz buğdayları çiftçilerimize dağıtarak daha da fazlaca Kayseri'mizde, yöremizde ekilip biçilir hale gelmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bütün amacımız, gayretimiz bir yandan tarımsal üretimin artırılması ama bir yandan da bu toprakların öz tohumları, ata tohumlarının yeniden bu topraklarda buluşmasını sağlayabilmek. Bir diğer taraftan da ürün çeşitliliğini artırabilmek için farklı farklı noktalarda ekim dikimini yaptırdığımız gerek tıbbi aromatik bitkiler olsun, gerek burada şu anda hemen yanımızda ekimini yapmış olduğumuz aspir olsun, daha öncesinde başlamış olduğumuz siyez buğdayı gibi ürün çeşitliliğinin de Kayseri'mizde, Koca Sinan'ımızda farklılaştırmak için de çalışmalar yürütüyoruz. Bütün bu çalışmalarımızın nihayetinde hem vatandaşımıza GDO'su oynanmamış, GDO'su değiştirilmemiş öz tohumlar, öz yetiştirilebilecek ürünleri yetiştirmek, bir yandan sağlığını korumak, bu da bizim için olmazsa olmazların başında geliyor. İnşallah bu da başlatmış olduğumuz gacer buğdayı ki Develi bölgemizde, Kayseri'mizde, Develi bölgemizde daha öncesinden beri yoğunca yetiştirilen bir buğday türü ama bunu daha fazlaca Kayseri'mize yaygın hale getirmek için de Koca Sinan'dan bir giriş yapıyoruz. Bunu da Koca Sinan bölgesindeki çiftçilerimizin şimdiden rağbet gördüğünü, şimdiden talep ettiğini buradan çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha fazlaca ekimi dikimi yapılarak gacer buğdayını da Kayseri'mizden yeniden ata tohumunun filizlendiğini, yeşillendiğinin müjdesini vermiş oluruz. Sağlık saat içerisinde tüketmek nasip olsun. Özellikle pandemi sürecinde gıdaya ulaşım noktasında kendi bölgemizde gıda ürünlerinin üretilmesinin de ne derece önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Böyle olunca mevcut ekim dikim alanlarımızı, mevcut tarımsal alanlarımızın daha verimli kullanılması, daha fazlaca ekim dikim yapılması, kısacası tarımsal üretimin artırılması olmazsa olmazların başında geliyor. Bizim bölgemizde de çiftçilerimize bu desteği vererek hem mevcut çiftçilerimizi güçlendirmek hem de yeni yeni çiftçileri ekleyerek bölgemizdeki tarımsal altyapıyı güçlendirmek, üretimi güçlendirmek en büyük kazancımız olacaktır. Bir kez daha bu hasat sezonunun da Kayseri'mize, ülkemize bereketli olmasını diliyorum. Ben de Koca Sinan Belediye'mizin geçen yıl birlikte hasadına gelmiş olduğumuz Siyez'de Sayın Başkanımızla konuştuk. Artık bu bölgede Siyez'den daha ziyade yöremize adapte olmuş bu bölgenin ata tohumları arasında yer alan gacerin ekilişini yapılması konusunda fikir alışverişinde bulunmuştuk. Sağ olsun Koca Sinan Belediye'miz ve Başkanımız hemen hamleyi yaptılar, ekilişi gerçekleştirdiler. İçinde bulunduğumuz tarla bizim ata tohumu dediğimiz 28 kromozomlu gacer buğdayı. Yeni nesil buğdaylarımız işte mutasyon ve melezlemelerle beraber 3N 42 kromozomlu buğdaylar. Bu buğdayların asıl özelliği gluten oranlarının çok düşük olması. Özellikle bunu kullanabilecek insanların sayısının piyasada glutensiz ürün isteyen insanların ulaşabilmesi noktasında da Koca Sinan Belediyesi ciddi bir atılım gerçekleştirmiş oldu. İnşallah bunların işlendikten sonrasında da
ihtiyaç sahiplerine dağıtım için de çeşitli projeler yapıldığını biliyoruz. Ben emeklerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Bereketli olsun inşallah. Hayırlı olsun diyorum.